kaç yıldır Müslüman camiaya, Müslüman İslam alemine uygulanan bir oyun. Öncelikle buradan başlayalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Kültür emperyalizmi dediğimiz şey Batılıların genelde Doğu dünyası, özellikle İslam dünyası üzerinde hakimiyet tesis etme metotlarından birisi. Bu modern zamanlarda kendisini gösteren bir hadise. Daha öncesinde biliyorsunuz uzun yüzyıllar süren Haçlı seferleri sonucunda İslam dünyasından umduğunu bulamayan, elde edemeyen Batı dünyası teknolojik gelişmelerle birlikte, iletişim araçlarının da gelişmesiyle birlikte, misyonerlik faaliyetlerini de yedeğini alarak İslam dünyasına karşı yeni bir hamle başlattı. Bu kültür emperyalizmi olarak bahsediliyor. Nereli katıyor bu? Günlük hayatı yaşarken, hatta düşünürken, fikir üretirken, karşılaştığımız hemen her hadisede, hemen her dönemde kültür emperyalizmi bir vaka olarak önümüze çıkıyor. Yani günlük hayatı yaşarken yemek yeme tarzımız, işte giyinme biçimimiz, damak zevkimiz, yemek mutfak kültürümüz, birbirimizle iletişim ve ilişki kurma biçimimiz, bütün bunlar aslında bize ait olmayan kültürel vasatlarda ve kültürel vasıtalarla oluyor şu anda. Dolayısıyla Müslümanlar birbirleriyle ilişki kurarken, hayatı yaşarken, ailede, sokakta, okulda, toplumu oluştururken, toplumsal kurumları oluştururken, hep batılı değer yargılarının, kurumların, kuramların, sistemlerin etkisi altında yapıyorlar. Onlar hakim hayatımız şu an. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığımızda biz, bize ait olmayan bir hayatı yaşıyoruz. Tüketim alışkanlıklarımız böyle, kullandığımız alışveriş böyle. Dediğim gibi giyinme tarzımız, saçımızı kesme biçimimiz böyle. Bu bütün olarak dünyayı kuşatmış ve son artık geldiğimiz noktada adına küreselleşme denen vakayla birlikte adeta kendisine karşı konulamaz bir güç olarak lanse ediliyor. Bu tabi bizim sadece hayatı normal, günlük hayatı yaşarken kullandığımız araçlar işte karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda kendi mensubiyetlerimizle ilişkilerimizi de belirliyor. Yani tarihe baktığımızda, geçmişte bizden 150-200 sene, 300 sene, 500 sene önce yaşamış insanın baktığı gibi bakmıyorsak biz kendi tarihimize, burada bir kültürel emperyalizm var. Bir örnek vereyim size. Müslümanlar hiçbir zaman son 150 yılda yaptıkları kadar İslam tarihini aşağılamadılar. Tarihe, kurumlara, ilimlere, metodolojilere bu kadar küçümseyici gözle bakmadılar. Mesela İslam tarihi siyasi anlamda bir saltanat tarihidir. Fakat Müslümanlar saltanata hiç bugün olduğu gibi lanetli bir kavram olarak bakmadılar. Böyle bir lanet yüklemediler. Şimdi şu anda demokrasi ile saltanat arasında bir karşılaştırma yapın desek herhangi bir insana hiç şüphe, tereddüt etmeden, hiç duraksamadan tabii ki demokrasi diyecek. Hocam bu saltanat kavramını bir açabilir miyiz? İslam'da şimdi hemen onu söyleyeceğim. Yani bu önemli bir kırılma noktası bizim için. Bunu söylerken zihniyet olarak nasıl bir dönüşüm yaşamışız, bunu ele vermesi bakımından önemli. Bu noktada düşünülmesini istiyorum. Şimdi saltanat, babadan oğula yönetimin, babadan oğula devrettiği bir siyaset biçimi, siyasi yönetim biçimi. Bizatihi kötü bir şey midir? Hayır, bizatihi kötü değildir. Saltanatı devralan kişi kötüyse saltanat kötü olur. İyi ise iyi olur. Bakın. Bu demokraside de böyledir. Her yönetim için böyledir. Şimdi biz Hulefa-i Rahid'in dönemini işte bizim için bir referans noktası olduğunda demokratik yönetilmiş bir dönem olarak, demokratik yöntemlere benzer
en azından aykırılık teşkil etmeyecek biçimde işlemiş bir mekanizma olarak görüyoruz, okuyoruz. Ama böyle değil. Aslında Hulefai Raşidi'nin yönetime geliş biçimine bakın. Demokrasiden asla söz edemeyiz. Saltanata daha yakındır. Hatta bazılarının yönetime gelme tarzı itibariyle tam bir saltanattır. Hazreti Ebubekir'in seçilmesine bakın. Beni Said'e gülgeliğinde Ensar'ın ileri gelenleriyle Muhacir'inden 3 kişi oturmuşlar ve bu 3 kişiden birisi halife olmuş. Ümmetin büyük çoğunluğunun haberi yok. Ama bunlar ümmetin ehli hal vel ak dediğimiz kesimini oluşturduğu için ümmet adına iş görebilme, karar verebilme konumunda, yeteneğinde, müktesebatında ve liyakatinde oldukları için onların nasip ettiği kişi, onların beyat ettiği kişi halife olarak ertesi gün umumdan beyat almış. Hazreti Ebubekir kendisinden sonra Hazreti Ömer'i tayin etmiş halka, tavsiye etmiş. Benden sonra ona beyat edin demiş. Burada da seçiliyor demokrasi. Hazreti Ömer kendisinden sonra yönetimi 6 kişilik bir şuraya devretmiş. İçinizden birini seçin demiş. Burada da demokrasi. Saltanata daha yakın şeyler. Bu örneği niye veriyorum? Demokrasi kötüdür, saltanat iyidir demek için değil. Biz kendimize ait kavramlarla düşünmeyi terk ettiğimiz andan itibaren saltanata bir lanet anlamı yükledik. Saltanat kötüdür dedik, demokrasi iyidir dedik. Bu bizdeki bir düşünce kırılmasının sonucudur. Ve sadece bu alana münhasır değildir. Bizim ulemamızın usul sistemine bakın, Kur'an'dan, sünnetten hüküm çıkarma sistemine bakın. Bugün İslam dünyasında bu usul sistemi adeta beğenilmiyor. Bunun yerine daha farklı hüküm çıkarma metotları bulabilir miyiz deniyor. Mesele ne? Mesele bizim batılı değerlerle, batının anlayışıyla, değer yargılarıyla çatışma teşkil etmeyecek bir dünya özlemimiz. Bu özlem her şeyin önüne geçmiş durumda bizde. Batıyla çatışmayan, batıyla uyum sağlayan bir hayat tarzı, bir din, bir toplum, bir gelenek, bir siyaset biçimi. Batıyla çatışmayalım dedik. Çünkü neden? Yenilmişlik psikolojisini görüyor değil mi? Tabii. Çünkü batı dünya demektir. Bakın dünyada iki tane savaş oldu. İki tane büyük savaş oldu geçtiğimiz yüzyıl içerisinde. Biz bunlara dünya savaşı diyoruz. Neden? Aslında batının kendi içinde yaşadığı bir savaş bu. Batı kendisini, dünyayı kendisinden ibaret gördüğü için bunlara dünya savaşı diyor. Dünya kadar da insan öldürüyor. Her iki dünya savaşında ölmüş insanların, hayatını kaybetmiş insanların sayısı, çetelesi tam kesin rakamları verilemiyor ama muhtemelen 70-80 milyon civarı. Dünya tarihinde görülmüş bir şey. Bu dünya savaşı. Neden? Çünkü Batılılar birbirlerini kırdılar. Ama Afrika karışmadı bu savaşa. Asya karışmadı bu savaşa. Almanların Rusları işgalini hariç tutarsanız. Latin Amerika karışmadı bu savaşa. Orta Doğu karışmadı bu savaşa. Nereden dünya savaşı oldu? Bu aslında Batılıların yaşadığı bir savaş. Ama Batılılar dediğim gibi dünyayı kendilerinden ibaret gördükleri için bu dünya savaşı oldu. Şimdi bakın basında, medyada, televizyonda, gazetelerde, şurada burada bir dünya dendiğinde artık bu kelime kullanıldığında batı kastediliyor. Batı denmiyor, dünya deniliyor. Mesela dünya ile bütünleşmek deniyor. Ne kastediliyor? Batı ile bütünleşmek. Dünyadan kopmayalım deniyor mesela. Bunu dünyaya izah edemeyiz deniyor bir şey olduğu zaman. Ne kastediliyor? Batı kastediliyor. Öyle bir noktaya geldik ki dünya batıdan ibaret oldu. Dolayısıyla batıda üretilen her türlü değer, kurum, kavram, teknolojik araç gereç, fikir, moda, tarz dünya ölçeğine yayıldı, küresel oldu. İşte bu kültür emperyalizmi dediğimiz şey tam olarak bu. Batılının kendi sosyokültürel, tarihsel geçmişinden getirdiği değerleri, tarzları bütün dünyaya yayması, bütün dünyaya lanse etmesi, dolayısıyla bütün dünyanın bir anlamda batılı gibi olmaya çalışması, batılı